Kütahya'da görme engeller öttürdü. Kütahya'da görme engeller ilk kez öttürdü. Görme engeller Kütahya'da neyi nelerle öttürdü? Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Kütahya'da görme engellerden farkındalık yürüyüşü. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Kütahya'da beyaz baston görme engeller ve güvenlik günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düdüklerle düzenlendi. Kütahya 6. Körler Derneği tarafından düzenlen ve birçok sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği farkındalık yürüyüşü, belediye hizmet binası inden başladı Görme engeller düdük çalarak Atatürk Bulvarı üzerinden Zafer Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Görme engellerin farkındalık düdüklü yürüyüşüne vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Zafer Meydanı'nda grup adına basın açıklamasını yapan Altı Nokta Körner Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış, ülkemizde yaklaşık ülkemiz nüfusunun %10'u engelli vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. O engelli vatandaşlarımızın %10'luk kısmını %2'lik kısmını ise görme engeller oluşturmaktadır. O engelli vatandaşlarımızın %10'luk kısmının %2'lik kısmını ise görme engeller oluşturmaktadır. Görme engelli doğuştan ve sonradan kısmen veya tamamen görme yetkisini kaybeden kişidir. Eğer bizler görme engelleri rağmen bu hayatın içerisinde var olma mücadelesinde belki engelleyemeyen vatandaşlara göre bir kat daha fazla mücadele veriyoruz. Ancak unutulması ki bizler için gerekli çalışmalar yapıldığında bizlere yeterli destek verildiğinde inanın bizler de toplumda aktif ve etkin bir şekilde yer alabiliriz. Bildiğimiz üzere bu görme engellerin yaşamış olduğu başlıca sıkıntılar var. Bunların hepsinin ana şartlarını aslında erişebilirlik oluşturmaktadır. Peki erişebilirlik nedir? Erişebilirlik açık alanların, mimari yapıların, ulaşımın ve bilgili ulaşımın bütün kesimlerce özellikle engeller tarafından ulaşılabilmesidir. İşte bunlar üzerine çalışmalarımızı biraz daha yoğunlaştırabilirsek, biraz daha hep birlikte bu hayatı paylaşabilirsek, İnanın önümüzdeki bütün engelleri aşabiliriz dedi. 6. nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış, örneğin yaşamış olduğumuz bu güzel şehirde kuruluşun ve kurtuluşun şehri Çin'i diyarı Kütahya'da yaşamaktan mutluyuz. Bizler için sarı çizgili kılavuz yollar yapılıyor ama üzülerek söylüyoruz ve gerçekten üzülüyoruz. Bu sarı çizgili yolların üzerine engelleyemeyen vatandaşlarımızın maalesef araçlarını park ediyorlar. Esnaflarımız maalesef üzerlerine malzemelerini koyuyorlar. Bu da inanın bize ziyadesiyle üzüyor. Unutmayın ki bu da bir kul hakkıdır. Her şey rağmen bu şehirde yaşamaktan gerçekten çok mutluyuz dedi.